Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Bugün 5 Ekim, transferin son günü. Takımlarımız artık ne yapacaklarsa yaz transfer dönemi için bugün yapacaklar. Bugünden sonra ara transfer dönemine kadar transfer yapabilmek mümkün değil. Eldeki oyuncularla idare etmek ya da onlarla iyi bir takım oluşturmak için mücadeleye devam edecekler diyebiliriz. Ve şimdi bugün doğal olarak çok fazla transfer haberimiz, transfer gelişmemiz olabilir. Onu da küçük bilgi olarak ekleyelim. Ve öncelikle dün akşam büyük bir hızla transferin geliştiğini gördüğümüz bir iki tane olay var. Ondan bahsedelim. Öncelikle ben çok sürpriz bir transfer diyebileceğim bir transferden bahsetmek istiyorum. Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe. Durulmak bilmiyor diyelim. Yeni bir transfer daha yaptı. Bir transfer daha geliyor. Onu da sizlere tanıtmaya çalışacağım. Pelkas'la ilgili bilgileri de vermeye çalışacağım ama önce Kemal Ademi'den bahsetmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin iki tane santraforu var ki Samat da mükemmel bir başlangıç yaptı sezona Fenerbahçe'de. Ve yine Sisse gibi bu ligin Sörloth'un arkasında, gol kralının arkasında onunla büyük yarış içerisine girmiş geçen sezon bir santraforu varken üçüncü bir santrafor transferi gerçekleştirdi. Kemal Ademi, 24 yaşında Kemal Ademi, şöyle söylenebilir, geleceğe yönelik bir takımı kurma isteğinin de Fenerbahçe'de olduğu hepimiz tarafından biliniyor. Ya da daha doğrusu ben bunu zaman zaman dile getiriyorum. Dikkat ederseniz bazı oyuncular var. Nazım Sangare gibi, Novak gibi, Mert Hakan gibi, Ömer Faruk Beyaz gibi, İsmail Yüksek gibi yani böyle sayabileceğim 20-26 yaş ortalamasında Novak 30 ama böyle bir takım var. Oraya yani daha ileride de oynayabilecek oyuncular transfer etme düşüncesi de çok hakim Fenerbahçe'de. Hem bu sezonu hem de geleceğe yönelik planlamayı yapıyorlar. Burada tabii bir soru işareti daha var. Acaba Fenerbahçe toplam harcama limitleriyle ilgili gelecekte bir sıkıntı yaşarsa o sıkıntı ile transfer tahtasının kapalı olması durumunda herhangi bir kadro zafiyeti yaşamamak adına da bu kadro zenginliğini oluşturduğunu da düşünüyor ve sizlerin de düşünmesini istiyorum. Çünkü bir anlamda bu kadar transferin olması dikkat çekici bir durum olarak karşıma geliyor. Belki de bunlar sadece ikili bir planın sonucudur. Yani böyle bir şey söz konusu yoktur. Planlamalar gayet sağlıklı bir şekilde bütçeler yapılıyordur. Benim düşüncem böyle ama ya da böyle bir kuşkum var ama belki de Fenerbahçe hayır bütçeyi çok iyi oluşturdu. Hem bu sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmaya çalışıyor hem de bu kadronun yaşlı oyuncuları gittiği zaman yerlerine konulabilecek oyuncuları planlamış olabilir. Şimdi ben Kemal Ademi'den bahsetmiştim. Tekrar oraya döneyim. 24 yaşında Basel'de oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve 2023'e kadar da sözleşmesi var. Şimdi 24 yaşında bir oyuncuyu Basel neden bırakıyor sorusu da akla gelebilir. Fenerbahçe'nin neden transfer ettiği konusunda fikir yürütmeye çalışmıştım. Önce oyuncuyla ilgili birkaç bilgi aktarayım size. Çünkü oyuncuyu birazcık tanıyoruz. Nereden tanıyoruz biraz sonra söyleyeceğim. Bir kere şunu söyleyelim. Oyuncu Kosovalı. Daha sonra işte ailesi Almanya'ya yerleşmiş. Sonrasında İsviçre'ye geçmiş bir aile. Bir Türk ailesi zaten Kemal Ademi ismi. Ve dolayısıyla 3 ülke içinde milli takım seçeneği olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama kendi kafasında hep düşüncesi İsviçre milli takımında oynamak. Nitekim Basel'le ilişkilerinin biraz kopmasına sebep olan da bu. Yani İsviçre milli takımına çağrılacağı hesabı yapılırken o gerçekleşmemiş. Oyuncunun biraz motivasyonunun o bölümde bozulduğunu da söyleyebiliriz. Tabii burada bir konu daha var. Şimdi ailesi Türk kökenli olan bir yapısı olduğu gibi Vedat Muriç'te olduğu gibi acaba Türk milli takımı için de bir seçenek oluşturabilir mi? O da bir başka soru işareti. Yani iki tane soru işaretimiz olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bir tanesi kulüple ilgiliydi. Acaba kulüp
önümüzde bir herhangi engel olur, transfer tahtamız kapanırsa sıkıntı, kadro sıkıntısı yaşamayalım diye mi bu transferleri yoğun bir şekilde yapıyor diye bir sorumuz vardı. İkinci sorumuz da acaba Kemal Ademi milli takım için de bir seçenek olabilir mi sorusunu söyleyelim. Peki oyuncuyla ilgili dedik ya, gerçi bu bilgileri hepiniz biliyorsunuz ama bir kez de geçen sezon ve önceki sezon bilgilerini verelim. Bir kere Saint-Gallen'de başladı, Hoffenheim'da oynadı ve Neuchâtel Samax'a gitti. Samax'tan da Basel'e giden bir yolculuğu var. Son iki sezonunda maç oynama sayısının bir hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Samax'da 30 maçta 10 gol attı ve o sezon transferini Basel'e gerçekleştirdi. Basel'de de 15 gol, 5 asisti var ama 43 tane de maç oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Gerçekten bir kule, 1.98'lik bir kule. Oyuncuyu biz tanıyoruz demiştim. Nereden tanıyoruz? Çünkü geçen sezon Basel-Trabzonspor eşleşmelerinden oyuncuyu tanıyoruz. İlk maçta oynamıştı oyuncu. İlk maçta 2-2'lik maçta. Sonra ikinci maçta 2-0'lık maçta, yani Basel'in kazandığı maçta diyelim, ilk 2 demeyelim. Basel'in kazandığı maçta ikinci yarıda Cabral'ın yerine oyuna girmişti. Şimdi tam da burada dikkat çekici bir konu var. Hani neden böyle bir oyuncuyu, genç, gelecek vadeden bir oyuncuyu Fenerbahçe kadrosunda istihdam etmeye çalışırken Basel bırakıyor? Şimdi şöyle söyleyelim, bir kere onunla ilgili de topladığımız bilgiler var. İsviçre kaynaklı bilgiler var. Sağ olsun arkadaşlarımız yardımcı oldular. Sforza, yani Basel'in teknik direktörü, kesinlikle şöyle bir cümle kullanıyor. Benim planlarımda Kemal Ademi yok diyor. Yani yok dediği için de otomatikman, ki sezon başından bu yana da oynayamıyor, herhangi bir yerde bir takım arama zorunluluğu ortaya çıkmış oluyor. Bu noktada bir fırsat gibi de Fenerbahçe oyuncuyu transfer noktasına getirdi. Ya da işte artık bugün açıklanacak noktaya geldi. Daha doğrusu Fenerbahçe açıkladı da son bonservisinin çıkma işlemine kadar geldi. Şimdi neden böyle bir şey söyledi Sporza? Oyuncunun kalitesinden mi kaynaklı, yoksa başka bir neden mi var? Onunla ilgili de bilgi vereyim. Şu anda İsviçre takımında, Basel'de oynayacak santroforları sizlere saymaya çalışayım. Bir kere Cabral çok önemli bir oyuncu. Bonservis bedeli 6 milyon eurolara kadar çıkmış. Birinci santroforları o zaten, 22 yaşında. Wolf Finker 31 yaşında. İkinci santroforları, bakın ikinci santrofordan bahsediyorum. Üçüncü santroforları Pululu, ki onu da, o da 21 yaşında, kanat oynatıyorlar Pululu'yu. Oraya Oberlin diye bir oyuncuları var. O da santrofor bölgesini takviye yapabilecek oyuncu. Onun dışında işte o takımların en önemli hamlelerinden biri, transfer yapmak yerine böyle genç oyuncuları oynatma durumuna giriyorlar. Orada iki tane oyuncu daha söyleyeceğim size. Muz ve 19 yaşında Tuşi. O da 19 yaşında. Yani ellerinde totalde o pozisyonu oynayacak tam 6 tane santroforu olduğu için Sforza bir karar veriyor. Diyor ki Ademi bana artık bu saatten sonra faydalı olmaz. Ben bu oyuncularla oynayacağım diyor ve planımda yok dediği için de böyle bir imkan ortaya çıkıyor. Bu arada hemen söyleyelim, o takımda Basel'de Eray Cömert, Türk oyuncu Eray Cömert de oynuyor. Onu da söylememiz lazım. Yani takım arkadaşı olan bir, daha doğrusu işte bizden biri diyelim de var. Şimdi gelelim oyuncunun teknik özelliklerine bakalım isterseniz biraz da. Dedik ya, Trabzonspor maçlarından tanıyoruz oyuncuyu. Teknik özellikleri, bir kere pivot özelliği var. Çünkü 1.98 boyunda bir oyuncudan bahsediyoruz. Resmen bir kuleden bahsediyoruz yani. Eğer servis alırsa, yani özellikle servis getirilebilirse kendisine kanatlardan, gerçekten yüksek verimle oynayan bir oyuncu. Hava toplarında çok egemen değil deniyor ama bunu da hemen şöyle söyleyeyim. Basel topu yere indirerek oynayan bir takım. Daha çok hava toplarıyla değil, yerden, kanatlardan getirdiği topları ceza sahası içerisine taşıyan bir takım olduğu için hava toplarındaki etkinliğini çok öne çıkaran bir oyuncu olmadığını söyleyebiliriz. Yoksa 1.98'lik bir oyuncunun zıplayamaması ya da hava topu alamaması gibi bir durum olmaz. Bir kere şunu söyleyelim, Vedat Muriç gibi hayalinizde öyle canlandırabilirsiniz.
Belki son vuruşlarında Vedat kadar güçlü değil ama o konuda da bitiricilikte de kötü bir oyuncu değil. Son iki sezonda 25 gol attığını düşünürsek yani çok kötü bir oyuncu olduğunu söyleyemeyiz bitiricilik konusunda. Sırtı dönük oynayabiliyor yani bir pivot santrafor olarak. Aslında hırslı ve topa da agresif bir oyuncu. Şöyle söyleyelim, peki Samat da var, Sise var, iki tane santrafor var, ne olacak diye sorarsanız evet zaman zaman oynayabilir bu ikilinin yanında ama ben bunu geleceğe yönelik bir yatırım olarak düşünüyorum. Yoksa çünkü bu iki santrafor varken sezon tamamlanır ama Kemal Ademi'ye de zaman zaman fırsat gelecektir diye düşünüyorum. Evet yani üçüncü santrafor yani Fenerbahçe aslında az önce saydım 6 santraforlu bir Basel'den bahsediyordum az önce. Fenerbahçe'de 3 santraforlu bir yapıya ulaştı. Hatta dikkatli izleyicilerimiz bilecektir. Ben daha önce Sporting'de, Benfica'da ve Porto'da baktığımızda mesela Porto'da da 6 tane santrafor vardı. Yani santrafor sayısının fazla olması, onların zaman zaman farklı pozisyonlarda kullanılması söz konusu oluyor düşüncesindeyim ki mesela Pululu'yu santrafor olmasına rağmen Sforza Basel'de sol kenar olarak da kullanıyor. Evet, Kemal Ademi ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Yani özellikleri olan bir oyuncu ama hani bugün için çok gerekli miydi tartışılabilir. Ayrıca dediğim gibi iki tane önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi kulübün toplam harcama limitleriyle ilgili yaşanması muhtemel sıkıntıyı ortadan kaldırma düşüncesi. İkincisi de özellikle oyuncunun belki de Türkiye'ye gelme isteğinin ya da Türkiye'yi tercih etme isteğinin, Fenerbahçe ile olan yolunun kesişmesi isteğinin arkasında Vedat'ta kaçırılan fırsatın belki Kemal Ademi'de yakalanması da söz konusu olabilir. Bu tabii çok daha uzun vadeli bir plandan bahsediyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Transfer dönemi devam ettiği için bugün de yarın da önemli transferlerle ilgili bilgiler sizlerle paylaşacağım. İzlemeye devam edin. Futbol dolu günlerle kalın. Hoşça kalın.